zengin bir iş adamı çimento fabrikası öyle kurmaya kararlı. Bana böyle bir deste kutu mektuplar geldi. Fethiye'deki iş adamları sahip çıkamıyor da sizin toplum örgütleri beni kaydediyorlar, beni niye çağırdı? Gittim baktım hakikaten bir yani yaradanın özenmiş, bezenmiş orasını o koyu yaratmış. O toprağa değil çimento fabrikası yapmak, oradaki otu daha incitmemen lazım. Davayı açtık. Ben müdahil oldum. Gazeteler haber yapmadılar bunu. Ertesi gün bütün gazeteleri topladım, muhabirleri. Bu çimento fabrikasını yapmaya kalkana burası taş mezar olsun dedim. Gazetelerde taş mezar olsun, baştan olsun beyanatı. Ertesi gün köylüler daha fazla bindirdi. Vali, kaymakam doğru diyor dediler. Ve ne zaman ki taş mezar olsun dedik, bu sefer karısı bana bekliyor diyorsun diye beni mahkum verdi. Ya ben eceli erken gelsin demedim. Buna taş mezar olsun dedim. İki sene bizim devamı sürdü. Neyse biz belal ettik. Bunu şu için söylüyorum. Eğer yaşayan orada toprağına sahip çıkmıyorsa, biz Hayrettin Karaca Bey'le beraber Fırtına Vadisi'nde, Trabzon'daki ikinci ağır cezada karı durduran biz. Ben o zaman temadaydım. Kimsenin doğayla oynama hakkı yok. Doğayla oynarsan hangi dağ, hangi baraj olursa olsun doğa intikamını alır. Ya denizden alır, ya yukarıdan kasırgasını gönderir, yahut da Japonya'daki işte fırtına yakalarsın. Çok güçlü Amerika, atom bombası atıyorsun. Mani olsana kasırgaya, tabiattan oynamayacaksın. Tabiatın düzenini bozmayacaksın. Koruyarak kullanacaksın. Trabzonspor yüzde bir kulübümüzdür. Ben arkadaşlarım Karadenizlerin hassasiyetini bildikleri için benim hangi bir kulüpte görev yaptığımı söylemedi. Yaşım ortaya çıktığı için söyleyeyim ben. Benim zamanımda Trabzonspor yoktu. Ama benim dönemimde Fenerbahçe'de hakimiyet Trabzonlarıydı. Ne demek istedim anladınız mı? Yani üyelerin %65'i Karadeniz'de hakimiyeti altındaydı. Sonra biz bıraktık. Yine Bizans'a geçti. Başaran Bey şey ha tabii. Dolayısıyla HES'ler nasıl yapılacak? Bu üniversitedeki bilim adamları yani ray sistem yapılacaksa, yol yapılacaksa balık çiftliği kurulacaksa hocalarımıza niye sorulmuyor? İlim adamlarına niye sorulmuyor? Yalnız bizim bilim adamları, kusura bakmayın hocam, televizyonda deprem olacak. O ya kardeşim aranızda bir anlaşın. Geçen ben biliyorsunuz Ahmet İnce Karay'a mahkeme vermişim. Bebeli ziyarete geldi. Aman dedi maaşım aciz konuşma. Aklına geldiği zaman deprem konuşuyorsun. Bana de ki depreme karşı şunlar yapman lazım. Otel odasında şu yazıya bak. Düdüğün olacak, elektrik lambanı olacak, şu olacak. Şunları yaz bana. Alacağım tedbirleri yaz. Yalnız bana felaket tedbirleri yapıyorsun. Yani bu üniversiteler niye var? Ulaşımda yol göster. Balı çiftliğinde yol göster. HES'lerde konuş. Gençler fiziki kavga yapmadın. Biz üniversitede bunları yaşadık. 68 kuşağından birisi olarak söylüyorum. Trabzonlar Cemiyeti'nde başkanlık yaptım. Trabzonlar yurdunda başkanlık yaptım. O dönemleri Allah bir daha göstermesin. Ama mücadelenizi, fikri mücadelenize vazgeçmeyin. Bu fikri mücadelenizin en önemli odağı da yeşile, doğaya sahip çıkın. Bunda hem ısrarlıyım hem takipçisiyim. Gökova'daki santral yapılırken biz hayır kampanyasında o zaman anarşistleri de bizi tutukladılar. Ben anarşist olur muyum? İşte oldu. Ama fikri mücadelede yani beyinde bir ihtiyar yaratıyorsanız buna devrim denir. Ama yok sistemde bir anarşi yaratıyorsanız buna anarşi denir. Dolayısıyla fikri mücadelenizi yapın. Yazın, altına beraber imza atın, hükümet yetkilileri gönderin. Çünkü doğayı ve doğanın içinde gene bir başbakan var. Ama karşısında bir tablo var. O tabloda diyor ki benim enerji ihtiyacım var, yapılması lazım. O da haklı. Ama vatandaş diyorsa ki ben HES istemiyorum. Ki vatandaş istemiyor. Arapkir'de, Malatya'da Arapkir'e gittim. Bir HES'in faciası gördüm. Yeşil o vadi kurumuş. HES'in olduğu bölgede akan bir su.
aşağısı bitmiş, aşağıdaki bitkisel hayat bitmiş, o flora bitmiş. Türkiye'de 400 yakın kuş türü vardır. Saysam şimdi 10 tane yol çıkartırsınız. Kuş türünü öldürüyorsunuz. Bitki türünü, bir Kastamonu'daki bitki türünü bulamazsınız. O kanyonu bulamazsınız. Erzincan'ın 17 kilometrelik kanyonu bulamazsınız. En uzun şelale Niagara dediler. Hayır efendim, bizde Maravka'da da var, Yayalı'da da var. Anlatmasını bilmiyoruz, korumasını bilmiyoruz. Çünkü bol olduğu zaman diyoruz ki iyi. Onun için HSB'yi istemiyorum. Demiyorum. Demem de mümkün değil çünkü başka bir vaadim yok. Başka bir fırtına vaadisi yaratabiliyorsanız ki bu mümkün değil. Buyurun o zaman. Maalesef evet. Hocam. Yaylalar. Ben söz almak istiyorum. İlk önce katılımınız için ve bilgilerinizi bizimle paylaştığınız için teşekkür ediyorum kendi adıma. İlk önce kendimi tanıtayım. Kübra Şentürk, Oflu'yum. Marmara Üniversitesi'nin siyaset bilimi uzmanı. Hangi köyden? Mapsino. Bravo. Ben de Lekomruk. Siyaset bilimi uluslararası işler son sınıf öğrencisiyim. Şimdi benim bir sorum olacak. Sorudan önce şunu söylemek istiyorum. Hani diyorsunuz ya, davanızı savunun, direnin, bazı şeyleri istemiyorsunuz, fikrinizi sürdürün diye ama şu dönemde, yani şu son dönemlerde... Siyasal nasıl belli oluyor? şu son dönemlerde hani bırakın davayı sürdürmeyi, karşı görüşü, yani olumlu veya olumsuz, ki olumsuz tarafını söylüyorum, eleştiri yaptığınızda bile sizi anarşist ve sizi hapse bile atabiliyorlar. Farklı bir görüş sunuyorsunuz. Kaldı ki bunu davaya kadar götürürsek, hani dava açarsak, yargının da ben çok bağımsız olduğunu düşünmüyorum. Artık yani kararlar da direkt hükümete, hükümetin aleyhine söylemiyor ama kararlar da ona göre veriliyor. Yani eğer ki hükümetin sürdürdüğü politikada karşı çıkıyorsanız, HES mesela, bir sürü Çaykara'da eylemler yapıldı, karşı gösteriler yapıldı ama ben şimdi daha geçen de gittim köye yani, bütün o sahil, o dere boyunca, işte Taşan deresi boyunca HES'ler orada yapıldı, işte bir şey olmadı. Yani burada hani diyorsunuz, evet haklısınız, keşke hepimiz dirensek, herkes bir araya gelse ama ben kesinlikle şu dönemde artık inancımı yitirmiş durumdayım, onu belirtmek istedim. Hani ben size katılıyorum bu konuda. İkincisi de şöyle bir şey dediniz, hani Karadeniz'in bu sahil boyunca bu çöplerden kurtulması için en az 50 fabrika, hani çöp toplama fabrikası yapılması gerekiyor dediniz. Ve hangi belediye başlarsa ben bunu ilk ben de destekleyeceğim dediniz. Şimdi haşa, yanlış anlamayın, hani sizi eleştirmek için söylemiyorum. Ama ben şuna da karşıyım. Mesela şu söyleniyor, yapsın ben onu destekleyeceğim. Peki bilmediğim için, hani beni mazur gör, bilmediğim için yapıp yapmadığınızı, siz böyle bir projeyle gittiniz mi? Yani böyle böyle bir durum var. Hani ya Başaran Ulusoy kimliğiyle, ya TÜRSAP Başkanı kimliğiyle veya TEMA Vakfı Üyesi kimliğiniz artık her ne olursa bir projeyle gittiniz mi? Yani bunu yapalım dediniz mi? Bunu merak ediyorum. Çünkü ya bizim orada insanda da var, yani genelde Türk insanda da var. Yapsın ben destekleyeceğim. Yani biz sen niye atmıyorsun adımı mantığı var? Onu tek sormak istedim, merak ediyorum. Teşekkür ediyorum, sağ ol. Kimse sana kimse anarşist demedi. Gayet güzel konuştun. Gayet güzel fikri anlattın. Şimdi bu yaşta havlu atıyorsan, biz 60'lı yaşlık havlu atmadık. Hala mücadelemizi yapıyoruz. Havlu atmıyorum ama attırma derecesine getiriyorlar. Hayır öyle öyle. Eğer 6 ayda bir senede bıkıyorsan, o zaman sen çevirici değilsin. Biz sabırsızız. Karadeniz'e sokuyoruz. Ben ne bileyim? Ben ne bileyim? Şimdi buna devam edeceksin. Mücadele yapacaksın. Ben TÜRSAP olarak bazı müzelerimizin bakım ve onarımını çöpüne varıncaya kadar yerime almışım. Aynı zamanda ben TEMA Vakfı'nda üye olduğum gibi mütevellide Deniz Temiz Derneği, şu anda bunun içinde Koç Holding'in dahil olduğu, yani Rahim Bey de orada ilk başkanlığı yapmıştır. Şu anda bir denizlerden çöpleri topluyoruz. Koylardan topluyoruz. İstanbul'da yapıyoruz. Ya onun için bir toplantıda benim de bizim size yaptıklarımızı anlatmamız lazım. Belki siz de bize kuvvet alarak fikirlerinizi bizim gibi mücadele edeceksiniz. Bu mücadele devam edeceksiniz. İstanbul Arkeoloji Müzesi'ni biliyor musunuz? Evet. Kim işletiyor orayı? Kim onarıyor? Osman Hamdi'nin ve Osmanlı'nın borç içinde yaptığı o müzeyi biz onarıyoruz. 15 yıllığını aldık. Onun altında, bak, onun altında olan eserler, üstü olanlar %5'i sergileniyor. 700 bin sikkenin %5'i sergileniyor. 100 senedir açılmayan depolar var. Şimdi darphaneyi aldık.
terphaneye yöneleceğiz, depoda kesileri öyle çıkartacağız. Bu da yeni bir temizliktir. Ama eğer sizin gibi böyle kısa bir dönemde havlu atıyorsanız, o zaman ben umutlarımı belamı yitiririm. Bakın biz öyle olmaya çalışıyoruz. Ben 90 senesindeki Gökova'daki olayı anlatıyorum. 14 yıldır balık çiftlikleri uğraşıyorum. Yani bırakın balık çiftliğini, balık çiftliğinin yanındaki balık hudut tecavüzü yapıyor, o oradaki antibiyotik alıyor, o da balık çiftliği gibi büyüyor. Yani yediğimiz balıkların çoğu da komşu çiftlik balığı. Ya bunları havlu atmayacaksınız. Yanlıştır. Hükümetin beni tutlamadı. Ben fazla ben kaç çıkıyorum. Ama medeni şekilde gerekçesini neredeydik, ne zaman, nerede, nasıl ortaya koyarsanız işi çözersiniz. Anlatmanız lazım. Veya yemeniz lazım. Bir fikir anlatmak için kavga yapmak veyahut da polise taş atmak anlamına gelmez. Ben fikri mücadele yanayım. Bugün fikri mücadelesi yapan herkesi de bugün ben siyasetçi değilim. Siyasetçi olmadığım gibi siyasi partiye de üye değilim. Üye olmadığım gibi bir partide desteklemem. Ben turizmciyim. İnsanlar arasındaki köprüyü, toplumlar arasındaki köprünün geçiş ve gidişini sağlamaya çalışıyorum. Ama burada çevrem yoksa ben bunu anlatıyorum. Her televizyon konuşmamda doğayı anlatıyorum. Bundan 20 gün önce NTV'de çöp fabrikaları anlattım. Yazdım. Belediyelere yazdım, seslendim. Açık açık da söylüyorum. Burada da söylüyorum. Ok başlasın, ofi destekliyorum. Çünkü yer benim değil, arsa. O hizmet belediyenin hizmeti. Ancak ben maddi ve manevi destek veririm. Ama gerek konuşmandaki ifade, gerek söylemem sizin gayet başarılı buluyorum. Buna ama havlu atma. Havlu atarsan o zaman bizim sağ çıkamamız lazım. O yanlış. Evet. Efendim, pardon. Valilik önlem aldığını söylüyor ama yaylalarda yapılaşma ve hayvancılık desteklenmiyor. Yapılaşma hızlanıyor. Ben yaylalarda bahsetmek istemiyorum. Yayla konuştukça öyle kirli çıkmaya çalışıyor. Yayla yok. Bizim orada yayla yok. Yayla yok. Var mı? Ben Kafe Gazetesi temsilcisi olarak oturuyorum. Evet. Az önce söylediniz ki... Bir dakika arkadaşlar. Karadeniz bölgesinde... Öncelikle çok teşekkür ediyorum bu yönetime. Böyle güzel bir toplantıyı son zamanlarda hiç izlememiştik. Çok güzel oldu ve yararlı oldu. Bir gazeteci olarak ve ben sahilde çöp alanları biliyorsunuz Sayın Başkanım. Çöp alanları Trabzon'da Karadeniz sahilinde yapılması için eylemler yapılıyordu. En son Arattı'da belirtilen yere çöp fabrikası kurulacaktı. Belediye başkanı ile birlikte tüm halk orada bir araya geldi ve oraya da o fabrikayı kurdurmamak için eylem yaptılar. Buradan şunu anlıyorum o zaman. Demek ki bu çöp fabrikalarının örneğin Arattı'lar niye istemediler? Burası çöp kokacak düşüncesiyle istemediler. Bilgilendirme ve bilinçlendirme konusunda sanırım ki bu konuda eksiklik görüyorum oralarda bu söylediklerinizden sonra. O zaman çöp fabrikası kurulması demek oraların çöp kokması mı demektir? Bu yanlış. Bizde anlatma nereye gitti bizim siyasacı? Anlatma özürlüyüz. Dinleme özürlüyüz. Maalesef. Biraz da balık hafızamız vardır. Temel'in kasaba borcu var. Bakkala borcu var. Her tarafa borcu var. Para ödemiyor. Sonra Temel'e piyangodan para çıkıyor. Çıkan parayı da kasap var, manav duyunca yolu kesiyor. Temel bu parayı versene diyorlar. Ya vereceğim de diyor, benim için değişti diyeceksiniz diyor. Şimdi biz orada halkımız başında bir hayır demiştir ya. O hayırda değişmemek için söylüyor. Hatta zaten çöp fabrikasının, yani Almanya'nın Stuttgart'ın içindedir. Yerlepaşa'da var. Buyur işte belediyede Sami Bey burada. Sahilde biliyorsunuz gerçek bu yani. Kardeşim onun enişini, onun efendim bacasını anlatırsan ha şu olabilir. Sanayi atıklarından elde edilen gelir çöp daha fazla gelir sağlıyor. Ev atıklarından bugün hepinizi burada sürekli söylüyorum. Bugün başladık biyodizel dediğimiz o atık yağların başlangıcının senesi 2004'lüğüne bize başladı. Mustafa Ziya'la başladı. Ben başladım. Maalesef evvel otellerimizden toplama başladı. Mustafa Dükkesi denize gider. Denizle deniz arasını gördüğünüz zaman anlayan kişinin onda payınız var. Yağ döküyorsunuz. Evdeki atık yağların
Kanalizasyon vasıtası denize gitmesi bunu doğuruyor. Anlattım noksanlığımızı. Sahilde söylüyorum. Başında bir hayır demiştir. O hayırın peşine herkes her hayırda hayır yoktur. Evet hanımefendi. Ben İstanbul Üniversitesi'nde biyoloji okuyorum. Aynı zamanda of geliniyim. Batı Karadenizliyim ama sonuçta artık Doğu Karadeniz'de oldum. Şimdi şöyle bir şey var. Doğa gerçekten bir şekilde bizden intikamını alacak. Yani bu betonlaşma her şey. Ama bunun yanında bize Türkiye'nizin florası, faunası gerçekten Avrupa kıtasından daha fazla. Yani Avrupa kıta olarak baktığında 13 bin çeşide sahipken Türkiye'miz 30 bin çeşide sahip. Ve biz bunu korumakta ne yapıyoruz? Bunun için evet bilim adamlarımızın yapması gerekiyor ama bunların da önünün açılması gerekiyor. Ben biyoloji okuyorum ama şu an mezun olduğumda biyolog diploması alamayacağım. Biyoloji lisans mezunu oluyorum. Biyologlarımız, ekologlarımız bunlar için çaba sarf etmesi gerekiyor. Evet bunların çaba sarf etmesini ben de istiyorum ve ben de yapmak istiyorum. Ama önümüz ne kadar açık? Yani bu da bir korumak için öncelikle gelen bilim adamlarımızı yetiştirmek adına önümüzün açılması gerekecek ki Türkiye'mizde korumak gerekecek. Yani korumamız için de bu. Benim önüm açılsa evet ben gerçekten bir şeyler yapmak istiyorum ama bunun için de bir adım atılması gerekiyor bence. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Milli Eğitim Bakanı olsam önünü açarım ama Milli Eğitim Bakanı. Ama habire kapanıyor önümüz. Yani ben 2010 senesinde girdim. Benim önümde TUS uzmanlık da alabiliyordum, alanlarımda öğretmenlik de olabiliyordum. Şimdi öğretmenliğimiz kapatıldı, uzmanlığımız kapatıldı. Bunun yanında ne oldu? Şimdi artık fen bilimlerini de düşürdüler. Fen fakültelerinin biliyorsunuz alımları iyice kapandı. Nereye gidiyoruz? Evet. Kurma kapatılığına nereye gidiyoruz? Türkiye'de maalesef bitirmiş olduğunuz okula ait eğitimimizi aldığımız kısma ait, öğrenimimizi tamamladığımız kısma ait iş hayatında iş bulamıyorsunuz maalesef. Türkiye'nin sıkıntısı olduğu gibi dünyanın da sıkıntısı. Bu bir denge meselesi. Bu tamamıyla İslam meselesi. Biz onun için İslam'a yönelik çalışmalar yapıyoruz. Şu anda sektörüm her yıl 80 bin ile 100 bin kişi iş vermeye çalışıyor. Yeni başlar. Her yapılan bir otel, 500 yataklı bir otel 1000 kişi iş veriyor. Karpuz satana da iş veriyor. Tost satana da veriyor. Taksiye de veriyor. Türkiye genç bir fırsat. İhracatımızı çoğalttığımız, üretimimizi, tüketimimizi dengelediğimiz zaman o zaman evet siz bu sıkıntıyı biraz yaşayacaksınız. Bu dönemlerde az. Benim yaşadığım 65 döneminde daha fazlaydı. Doğru bir sıkıntı var ama bu biraz da Milli Eğitim Bakanlığı'nın konusuna giriyor. Ama dünyada bakıldığında şu anda o konuda silahatı değilim. Dünyada bakıldığında biyologlar yani daha üstün seviyelerde bizim ülkemize göre ama bizim ülkemizde bu yok. Biz hep doğayı korumak istiyoruz. Doğa için çabalıyoruz. Ama doğayı korumak adına olan süreçte iş imkanı olan ya da işin yapması gereken kişilere yer vermiyoruz. Burada temelini yaparım. İnşallah kısa zamanda senin iş bölümünü açın. İnşallah önümüz açılır. Evet. Ben Büşal Başar, İstanbul Siyasal Kamu Yönetimi Öğrencisiyim. Benim size birazcık bir sorum olacaktı. Şimdi Başar Bey iyi konuştunuz, hoş konuştunuz. Ben de beğendim konuşmanızı kısmen arasında. Ama. Altı doldurmamış olan şeyler olduğunu da düşünüyorum da şunu söylemek istiyorum size. Ben her Trabzon'a gittiğimde şunu fark ediyorum. Trabzon'da ne oluyor biliyor musunuz yani? Bir şeyler açılıyor Trabzon'da, bir şey gelişme oluyor ama nasıl? Her gün yeni bir şey açıyor. Yeni bir alışveriş merkezi, yeni bir dükkan, para harcamak için herhangi bir yer. Trabzon'da başka bir şey olmuyor. Trabzon'da hiçbir şey olmuyor. Ekonomik olarak, iktisadi olarak. Trabzon çok güzel turistik, hani siz bu alanın zaten başkasınız. Siz daha iyi bilirsiniz. Turizmin Trabzon'un en çok para getiren yeri olması gerektiği halde yani Trabzon'a istenilen parasal şey kazanılmıyor. Mesela İzmir'in bir Şirincesi Uzungöl'den daha mı güzeldir? Değildir değil mi? Ama neden Uzungöl'den o İzmir Şirince değil diye... Sen sonra sözünce yapıyorsun. Çünkü öyle olduğunu biliyorum. Evvela şu altını dolduramadığın kısmı söylersen, eğer oradan başlıkla devam edeyim. Ya o biraz daha farklı bir boyuta girecek de. Şunu demek istiyorum size. Bizim yine topraklarımız aslında gibi yetişmiş iş adamlarımız, bakanlarımız var. Bunlar diyorlar ki Trabzon'da sanayi olmaz. Trabzon'da balıkçılık olmaz. Trabzon'da turizm olmaz.
Trabzon'da ne bileyim o deniz ulaşımı olmaz. Yani Trabzon ne olacak o zaman? Nereye gideceğiz? Peki. Şimdi cevap vereyim mi? Verin. Altını doldurmadığın kısmında böyle bir tüyo verirsen ben orada devam ederim. Ya şöyle bir şey var. Şimdi HES'ler konusunda sizde bir karşılık olduğunu gördüm ama yeterli değil. Ne yapalım be adam? Pankart basın. Yani pankart açmak bunun en küçük şeyidir. Sizin bir TÜRSAB olarak buna bir karşılığınız olması lazım. Ama bugün HES'ler orada açılıyor ve biz burada oturup sadece bunu konuşuyorsak en azından fazla açılmasını engellemiş olduk. Ama yeterli değil. Gidin orada Çaykara bölgesinin halini görün. Gördüm, biliyorum. Mahvolmuş, bitmiş. 10 yıl sonra daha kötü olacak. Bir cevap vereyim mi? Evet. Siyasalcılar da yayın atıyor. Şimdi Trabzon'da 20 sene önce kaç yatak vardı, otel vardı? Küçük abi söyle bakalım. Senin doğduğun yılda Trabzon'da bir otel vardı. Bir otel özgür vardı. 1,5 vardı. Şu anda Trabzon'da yatak kapasitesi Uzungöl, Of, Sürmene, Trabzon, Dairma üzere 11 bin yatağı var. 11 bin yatak var. Yani Türkiye'de olmuyor diyorsun ya, başında söyledim, Karadeniz'in yağmuru çetindir. Güneş üveydir, ürünü yetimdir. Bir yağmura karşı turizm yapıyorsun. Güneş olmayan bir yerde turizm yapıyorsun. 10 metre sonra daha ürünün yok fındıktan, balıktan başka. Ama Şincide hepsi var. 12 ay turizm var. İklim o. Ama Trabzon'da olan da Şincide yok. Biz o farklı bölgelerdeki anlayışı mevsimsel olarak değerlendirmek istiyoruz. Ama biz evvela insanımıza veremediğim için yaylaları biz mahvettik diyorum. Yani ben 1956 yılında rahmetli dedemden, Of'tan, köyden, Uzungöl'e, Sultanmurat'ta yaylasına biz bir günde gittik. Bir günde. Şimdi bir saatte gidiyorsun. Uçağa biniyorsun Trabzon'a, yaylaya gidiyorsun, yemeğe gidiyorsun, dönüyorsun. Bu medeniyet bazen de fazla oluyor. Sümele Manastırı'na lise 1'deyim gittiğimiz zaman arkadaşlarımızla 11 saate gittik. Gittiğimiz zaman ne yaptık? Hemen bir tavana ismimizi yazdık. Evet yazdık. Bu ayımı ben de yaptım kardeşim. Ne zaman Avrupa'yı gördük, onların korunduğunu gördük. Fotoğraf çekmenin daha yasak olduğunu ışığını gördükten sonra utancımızdan tekrar Sümele'ye gittik. Efendice orayı sildik. Sonra da oranın onarımında ve restorasyonunda görev aldım. Şu anda biz işletiyoruz. Şimdi bu tarihi geçireceksiniz, bu evliliği geçireceksiniz. Senin yaptığın yanlışları da sen çözdürün diye geçer. Çünkü teknoloji buna müsaade maalesef tıkıyor seni. Evvelden alın teli vardı. Şimdi bir bilgisayar çıkmış. Akıl teli var. Akıl teli. Ve bundan mücadele ediyorsunuz. Mücadele ortaya koyuyor. Niye avlatıyorsun? Bir yılda bıktım. İyi o zaman. Bence öyle. Hesler az. Sen böyle bıkıyorsan bir daha hes yapsınlar. Estağfurullah. Ya bıkmayacaksın kardeşim. Hesler'le bıkma gibi bir yerin yok açıkçası. Ha düzelttin şimdi. Ben hiç bıktım demedim. Ağzından böyle bir kelime çıkmadı. Yandaki yan öbür olamamışlar. Yanındaki siyasalcı arkadaşı şimdi. Korkuyorum yüzümde bakan kızlar. Evet. Son soruyu alıyorum. İki tane alıyoruz peki. Bugün hanımefendilerimizi köşeye sıkıştırmaya çalışıyorum. Gelecek sefer yapmayın böyle. Bir daha vermeyin bak. Öncelikle hoş geldiniz. Ben İstanbul Üniversitesi'nin İktisat bölümünde okuyorum. Şimdi çok güzel konuştunuz. Dediniz ki yatırım yapmalı, maddi manevi destek vermeli. Ama ilk önce şunu söylemek istiyorum. Bizim bulunduğumuz bölgede insanlar çok fırsatçı. Bunu biz daha önce buradaki gençlik kollarından bir abimizle de konuşmuştuk. Siz ne kadar yatırım yaparsanız yapın, oradaki insanlar belli bir zaman sonra onu yok eder. Nasıl yok eder? Atıyorum bir yer yaparsınız, tahtadan bir evi korursunuz, yakarlar garaj yaparlar veya otopark yaparlar gibi. Ben sene 2005-2006'da Trabzon'a gitmiştim ailece. O zaman da bizde bir araba vardı, Renault Broadway, 34 plakalı. Bakın şimdi biz de Oflu'yuz, gittik, orada da bir araba teknik bir arıza verdi, işte baskı balkan gibi bir şey olmuştu. Sırf 34 plakalı olduğumuz için, yani bir malzeme 1 liraysa 10 lira diye fiyat çektiler. Babam da orada espriyle şey demişti onlara,
Hani siz arabayı aldanmayın, biz ofluyuz. Cidden de böyle bir durum var. Yani oradaki insanların bunu daha kaldıramayacak şeyleri var. İlk önce onların eğitimle seviyenin yükseltilmesi lazım. Siz istediğiniz kadar yatırım yapın, istediğiniz kadar kültürel, maddi, manevi destek verin ama o insanlar ona hazır değil. Yani onlar yine kendi fırsatçılığında, yani turist, tamam turist gelsin, evet ülkemizdeki en güzellerden biri Karadeniz ama insanlar ona hazır değil. Burada da aynı şekilde. Yani 1 liralık şey siz turiste 10 lira diye kalkarlamaya kalkarsanız o adam bir kere gelip ikincisine gelmez. Gelmeyeceği gibi etrafındaki insanlara da göndermez. Ne kadar güzel olursa olsun. Yani ilk önce demek istediğim şu eğitim. Siz onlara o eğitimi verdikten sonra sizin burada zaten orayı konuşmanız gerekmeyecek. O insanlar o eğitimden sonra kendileri yapacaklardır. Peki. Teşekkür ediyorum. Müteahhit olayı bir ufak maliyetli mümkün değil. Müteahhit olaylarına biz de karşı karşıya kalıyoruz. Ve bizim evlerimizin arkasında misafirhanemiz var. Karadeniz insanı kadar misafirperver, illa açık masasını, yemeği açana rastlayamazsınız. Ama bir tane orada esnafın baskı palatada yapmış olduğu hadise zihnini eritmesin. İyi taraftan elime almaya çalış. Daha neler yapıldıklarını öğrenirsen o baskı palatı işini unutmuş olursun. Evet. Hangi bölümde? Abdullah Kara İsmailoğlu, turizm işletmeciliği bölümü. Az önce biyoloji okuyan arkadaşımıza sektörde bayağı bir işe girdiğini söylediniz ama bu turizm okuyanları sanırım biraz daha az kapsıyor çünkü nitelikli personel çok fazla yok turizmde. Nitelikli personel alımı da çok fazla yok. Ben turizm okusam da veya başka bir şey okusam da aynı işi yapıyorum veya hiçbir şey okumasam da ilkokul mezunu da olsam, lise mezunu da olsam biraz daha tecrübeye bakıyor bu iş. Nitelikli almak 4 yıldızlı otellerde sanırım %15, 5 yıldızlarda sanırım %25'ti. Bu sayın az olduğunu düşünüyor musunuz diye soruyorum. Öyle bir rakam yok. Okulu bitirenler maalesef ertesi gün şef, bir gün sonra müdür, 2 gün sonra da gelemiyorum başlıyor. Öyle bu. Türkiye'de şu anda Türkiye Avrupa'nın en pahalı ülkesi. Sebebi hizmet kalitesiyle fiyatı aynı derece tutuyoruz. Bugün İstanbul'da olan oteller dünyanın hiçbirinde yok. Antalya'da olan oteller hiçbirinde yok. 1985 yılında eğitilmiş eleman açığımız 48 bin kişi. Şu anda eğitilmiş eleman açığımız yok. İç eğitimini tamamlayan, her gün bir laboratuvar mahiyette çalışan kişi bunu muhakkak stajında göreceksiniz. Bizim yani TÜRSAM'ın meslek lisesi var. Bizim bölümde meslek lisesine ihtiyacımız var. Ve 85 tane talebemiz var. Bilkent Üniversitesi ile TÜRSAM meslek lisesi görev yapıyor. Okulumuz birinci seçiliyor. Yarısı yurt dışında anlaşmış olduğumuz üniversiteyle beraber eğitim veriyoruz. Bütün talebelerimizi staj yaptırıyoruz. Ben çok görev yaptım. 20 yaşından 40 yaşına kadar çıraklık yaptım. Ancak 40 yaşında başkan olabildim. 50'sinde de rahatlıkla başkanlık yapabiliyorum. Öyle okulu bitirenler hemen sağdan gelenlerin geçip müdür olmak istiyor. Merdivenleri teker teker çıkacaksın. Sen mesela bir sektörü gelirsen ben sana söyleyeyim. Yaşın kaç? Ben 22 yaşındayım. 40 yaşında biz ancak müdür olursun. Sabır. Bizdeki sabır istiyor. Gayret istiyor, emek istiyor. Üçünü demeyeceksin. Ama şöyle bir şey var. O zaman 4 yıllık fakültenin bir anlamı kalmıyor. Meslek lisesinden çıkanlar. Şimdi bak. Meslek lisesine ihtiyacımız var. Üniversiteden çıkar da ihtiyacımız var. Meslek lisesinden çıkan verdiğimiz işte sizin bölümden gelenlere verdiğimiz aynı kalifikasyon değil. Ayrı ayrı. Dolayısıyla ona da ihtiyacımız var. Ona da ihtiyacımız var. Türkiye 50 milyona koşuyorsa bize 150 bin eleman daha lazım. Bakın 3 yıl zarfında 150 bin eleman daha lazım. Şu anda bizim sektör işsizliği azaltmış. %9'lara çıkmış. Özellikle yaz mevsiminde. Kaç otel açılmış? 20 tane otelimiz açılmış. Kaç yat limanımız vardı Türkiye'nin? 3 tane. Şimdi kaç yat limanı var? 45 tane. Kaç havalimanımız var? 43 tane. Kaç uluslararası? 13 tane. Bunlar az değil. Ne kadar yolcu taşıyorsunuz iç hatlarda? 52 milyon. Dış hatlarda kaç taşıyorsunuz? 54 milyon. Bu rakamları sizlerle, sizin okuldan çıkanlarla hep beraber bu hale getirdik. Bizim eleman sayımız, eğitilmiş elemanımız Avrupa'dan önde. Avrupa'dan öndeyiz.
Hem kalite bakımından, hem temizlik bakımından, hem çevre bakımından. Mavi Bayrak kampanyasıyla bugün 350'ye yakın tesisimize Mavi Bayrak vermiştir.